toplantılar bizim için gerçekten önemli. Sosyal kurumlar toplantısındaki kurumlarla ilgili bilgiler, sonra direkt detaylara geçelim. Biraz lastik yıpratabilecek etaplar sadece. Bolu deyince böyle K6'lar, hatta 8'ler mi acaba kullanılır diyorum. Pek öyle görünmüyor şu anda. Özellikle daha arazi tipi araçlarla geçenlerin hissedildiği durumlar otomobillerle hissedilecek. Çünkü direkt içine düşürecek, altını vuracak, hatta radyatöre bile zarar verecek tipte çukurlar var. Yani ben olsam mesela yarışın birinci gününün birinci ayağında 4 takmayı tercih ederim. Uzun bir aradan sonra Bolu'da toprak ralliyle, zorlu bir toprak ralliyle buluştuk. İlk gün, ilk etapın son metrelerinde aracımızla yoldan çıktık ve yan yattık. Bu bizim tabii yarış dışı kalmamıza sebep oldu. Ama Castrol Ford Team Türkiye'nin dün akşamki değerli çalışmaları sonucunda aracımız hazırlandı ve süper ralli yaparak bu saate kadar yarışı devam ettirdik. Şu anda kategorimizde 3.'yüz. Ama şampiyonada çok altın değerinde puanlar kaybettik. 3 hafta sonra Ege Rally'sinde bunları telafi etmek için çaba sarf edeceğiz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Evet, Cumhuriyetimizin bu 100. yılında Bolu Rally'sinde her ne kadar kötü başlasak da sezona, yarışa, akabinde mücadeleyi sürdürdük, direndik, savaştık ve bu güzel günde de evimize bir ufak da olsa bir kupayla dönmeye başardık. Mutluyuz. Sevinçliyiz. Herkesin bayramını kutluyorum. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun.